Az TV ekranlarından, Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu VM Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Sayın Ramazan Köylü. Kendisiyle bugün hava kirliliği ve sağlığımız üzerindeki etkileri üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188, 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca mesajlarınızı saglikatte@astv.com.tr adresine de gönderebilirsiniz diyorum ve konuğuma dönmek istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Sağ olun. Böyle bir kış günü havaların soğumaya başladığı, ısınma tedbirlerinin arttığı, yakıtların arttığı bir Bursa gününden hepinize günaydın demek istiyorum. Evet, şimdi çok derin konulara gireceğiz hocam. Sağlığımız için aslında son derece önemli havanın temizliği, hava kalitesi diyeceğim. O yüzden öncelikle sormak istediğim hava kalitesi ne demektir? Hava kalitesi indeksi diye bir kavram var. Bu hava kalitesi indeksi az sonra bahsedeceğimiz konular içerisinde hava kirliliği içerisinde bir takım maddeler söz konusu. Bu maddelerin ölçümü sonrası Dünya Sağlık Teşkilatı'nın veya Avrupa Birliği'nin veya bizim kendi ulusal değer birimlerimiz çerçevesinde aldığımız limitler içerisindeki bir takım maddelerin az sonra bahsedeceğimiz gibi partikül madde 2,5 veya 10 veya kükürt dioksit gibi maddelerin ölçümleri söz konusu. Eğer bu ölçümler belirlenen değerler içerisinde ise kaliteli bir hava var demektir. Bu kaliteli hava eğer ölçüm değerlerinin üzerinde ise kalitesiz bir havadan bahsedilmektedir. Bugün vatandaşlarımız eğer Çevre Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet adresine girerlerse burada hava kalitesi indeksi kavramını mutlaka göreceklerdir. Hatta il il, bölge bölge ölçümlerin yapıldığı alanlarda yapılan ölçüm değerlerini günlük olarak takip edebileceklerdir. Evet. Peki hocam bu noktada hava kirliliği nedir ve çevre kirliliği içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz hava kirliliğini? Şimdi dünyada son yıllardaki özellikle teknolojik gelişmelere bağlı ve batıdaki sanayi devrimine bağlı olarak bir takım değişiklikler meydana geldi. Bu değişiklikler meydana gelmesi zaman zarfı içerisinde teknolojik olaylardaki gelişimlerle bağlı olarak insanlar hem kendi hayat standartlarını yükselttiler ama bununla beraber de çevreyi kirletmeye başladılar. Bugün hava kirliliği deyince ne anlıyoruz? Kabaca buna bir göz atacak olursak, havada katı, sıvı, gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek şekilde miktarda, yoğunlukta ve sürede atmosferde bulunmasını algılıyoruz. Demek ki havada bulunmaması gereken bazı maddelerin katı, sıvı gaz maddeler olabilirler. Bunlar bir insan sağlığına zarar verecek. İki canlı sağlığına, demek ki insan dışındaki canlıların sağlığını tehdit edecek. Ekolojik dengeyi bozacak miktarda, yoğunlukta ve sürede atmosferde bulunması olayı hava kirliliği olarak değerlendirilmektedir. İnsanlar yaşam şartları içerisindeki kenti üretim ve tüketim eylemler esnasındaki maddelerle bir yerde ortamı kirletmektedir. Aslında hava kirliliğini değerlendirdiğimiz zaman hava kirliliğini bir çevresel kirlilik içerisinde değerlendirmek daha anlamlı olur. Ne demek çevresel kirlilik? Yani çevremizdeki bulunan bütün kirliliklerden bahsediyoruz. Hava bunun bir komponenti. Demek ki başka kirlilikler de var. Neler var mesela? Bir su kirliliği var. Değil mi? Bir ambalaj atıkları kirliliği var. Bugün sizin bir pet şişeyle, plastik bir şişeyle içtiğiniz sudan sonra attığınız, atmosfere bıraktığınız veya denize attığınız bir plastik materyalin ömrünün yıllarca olduğunu düşünürseniz adeta bir plastik çöplüğüne doğru gitmiş bir dünyayı düşünebilirsin.
bir ses kirliliğinden bahsedebiliriz. Evet, gürültü kirliliği. Değil mi? Değil mi? İşte eğlence yerlerinde biliyorsunuz bir takım izolasyon tedbirleri falan alınmıyorsa, eğer şartlar da limitleri aşıyorsa, gerekli önlemler de alınmıyorsa, hepimizin kulağına nahoş gelen, gecenin yarısında bir ses duyabiliriz. Bir ses kirliliğinden bahsedebiliriz. Bir ışık kirliliğinden bahsedebiliriz. Burada ışık kirliliğinden benim hoşuma gittiği için size basit, güzel bir örnek vermek istiyorum ışık kirliliğinden. Işık kirliliği ne demek? Gece ortamında bulunması gereken ışığın dışında bir ışık miktarının olması demek. Ne yapılıyor? Mesela düğünlerde işte patlatılan materyaller falan derken, bunun güzel esprisini şurada deniz kaplumbağalarında, karatyalarda görüyoruz. Deniz kaplumbağaları yumurtalardan çıktıktan sonra yönlerini bulmak için ay ışığına bakarlar. Ay ışığının deniz üzerindeki yansımasına bakarak denizi bulurlar, yönlerini bulurlar. Eğer siz ay ışığının dışında bir ışıklandırmayla orayı normalin üzerinde bir ışık kirliliği tabiri caizse yaparsanız, deniz kaplumbağaları dünyayı gözlerini açtıkları zaman yönlerini bulamazlar. Burada doğal yani, ortama müdahale olmuyor mu hocam? Doğal ortama müdahale oluyor. Yaşam haklarına müdahale aslında. Yaşam haklarına müdahale söz konusu oluyor. Bu karatta karattaların bir şey hikayesi. Mesela şeylerde de, kuşlarda da göç hareketleri esnasında ay ışığına bağlı olarak yönlerini bulurlar. Ay ışığındaki değişiklikler yönlerini kaybına ve bunların göçlerini gerçekleştirememelerine neden olurlar. Bu sırada sizin söylediğiniz gibi insan haklarına bir aykırı davranış olarak değerlendirdik ya az önce bir cümlede. 5 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'dür. Dünya İnsan Hakları Günü. Yani insan hakları ne demek? İnsana insan olan, insanca davranış demek, çok kabaca, hak ettiği şekilde. Hı hı. Bu tarihi gelişim içerisinde, Batı'da gelişim içerisinde öncelikle Fransız ihtilaliyle falan gündeme gelmiş. Daha sonra da 1948'de Birleşmiş Milletler'de insan hakları evrensel beyannamesiyle uluslararası yazılı metin hale getirilmiş. 10 Aralık'ta kabul edildiği için de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Günü içerisinde bana göre bugünkü konumuzu ilgilendirmesi açısından da insanların bir temiz hava soluma haklarının olması gerekir. Sağlıklı ortamda. Sağlıklı bir ortamda temiz hava soluma hakkı. Ben de bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak, toraks derneği üyesi olarak, toraks derneğinde içinde bulunduğu temiz hava platformunun bir üyesi olarak kendimi kabul ederek söylemek istiyorum. Temiz hava solumak bir haktır. Bu hakkı engellemek de bir insan hakları müdahalesidir diye konuşabiliriz. Hocam hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Demin saymış olduğunuz kirliliğe, toprak kirliliğini de dahil edebilir miyiz? Şimdi en direkt yöntemlerle havanın kirlenmesiyle, işte kirli hava sonrasında yağan yağmurla birlikte toprağın kirlenmesi mümkün değil mi hocam? Az sonra asit yağmurları dediğimiz bir konuyu bu konuda söyleyebileceğiz. Evet. Peki o zaman hava kirliliği ne zaman ve neden diyeceğim gündeme gelmeye başladı? Hava kirliliğinin gündeme gelmesi sanayileşme devriminden sonra başladı. Bu konuda da dünyada çok ciddi, hafızalarımızdan silinmemesi gereken, her an gözlerimizin önünde olmamız gereken facialar gerçekleşti. Bu facialar insanlığın gözünü açtı. Bu konudaki hava kirliliği facialarından unutulmaması gereken birkaç faciayı anlatacağım. Bunlardan bir tanesi 1952 yılında İngiltere'de, Londra'da yaşanan hava kirliliğiydi. Londra'daki hava kirliliği 1952 yılında hava çok ciddi derecede soğuk olması nedeniyle yakıt kullanımı ciddi derecede arttı. Ciddi derecede yakıt artımı kullanımı sonrası meydana gelen hava kirliliği özellikle sis şeklinde insanların karşısına çıktı. Bu olayı daha dramatize etmek için, bu tabloyu anlatmak için şöyle bir ifade kullanmak lazım. 1952'de bu faciada Londra'da insanlar sis nedeniyle kendi ayakkabılarını göremediler. Yani önlerini değil, kendi ayakkabılarını göremediler.
bir metre dahi olmayan mesafeden bahsediyoruz hocam. Ciddi, çok kısa bir mesafeden bahsediyoruz. Bu hava kirliliği sonrası ilk zamanlarda, ilk şeyle beraber, ciddi derecede ölümlerle beraber 4000 civarında ölüm oldu ve 100.000 civarında kişi bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları hastalıklarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanların bir anda, kısa bir zaman zarfı içerisinde bu kadar insanın hastanelere müracaatı, hastanelerin iş yükünün artması, ilaç maliyeti, tedavi, bu insanların iş gücü kayıpları gibi gibi faktörleri değerlendirdiğiniz zaman olayın ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkar. Bundan sonra bu olaydan sonra yine aklımızda kalması gereken olaylardan birkaç tanesinden daha kısaca bahsetmek lazım. Ne bunlardan bir tanesi? Arkadaşlar, 26 Nisan 1996 Çernobil. Çernobil hemen kuzeyimizde, Rusya'da, Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer kazaydı. Bu kazada basit bir deneyimden sonra, hatadan sonra ortaya çıkan ve ciddi derecede nükleer bir yayılımla karşımıza çıkan bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ama Çernobil Rusya'daydı. Çernobil'in ortama yaydığı materyaller Kanada'ya kadar yayıldı. Biz Kanada'ya kadar yayılan böyle bir çevre kirliliğine neden olmuş radyoaktif madde yayılımında komşu ülke olarak nasibimizi almadan olmazdı. En çok Karadeniz'de bu olay etkilenip söz konusu oldu. Hala etkileri sürmekte. Bizde de Karadeniz'de meşhur Karadeniz çayımız bu konudan etkilendi. Evet. Hatta bir zamanlarda radyonsuz çay olarak içenlerimiz olmuştu çay televizyon ekranlarında. Hatta bir sanatçımız da işte toplumsal bir kriter olması nedeniyle hatırlatıyorum. Radyasyonun yan etkilerine bağlı olarak hayatını yitirdi. Bu Çernobil böyleyken 1984'te Hindistan'da ciddi bir olay oldu. Hindistan'da bir sektöre ait firmadan yanlışlıkla 40 ton metil izosyanat gazı ortama yayıldı. 10 binlerce ölü oldu. Bizim basınımızda yer almamakla beraber, çünkü Çernobil bizim komşumuzdu. Bu Hindistan'daki olayı biz pek ilgilenmemekle veya bilmemekle veya öğrenmemekle beraber Çernobil'den çok daha ciddi bir tablo ortaya çıktı Hindistan'da. Metil izosyanat gazına bağlı bir zehirlenme tablosu bu Çernobil'den sonra. Olayın dramatize edilmesi açısından bu Hindistan'daki olayda toprakta bulunması gerekenden 6 milyon kat toksik madde oluştu. Buradan 6 milyon kat evet. Burada daha sempatik, biraz da tebessüm ettirici bir örnek daha vermek istiyorum son örnek olarak. Japonya'da meydana gelen bir örnek var. Bu Japonya'da meydana gelen bir fabrikanın atıklarının deniz kirliliği yapması sonrası cıva zehirlenmesi karşımıza çıktı. Buna maruz kalan kediler önce sokakta dans ettiler, sonra da sersemlediler. Halk da buna kedi dans ettiren hastalığı adını verdi. Minomata hastalığı olarak bilindi. Kedilere zarar verdi mi? Kedilerin bir kısmı deniz kenarı sahillerinde intihar ettiler. Kediler. Ondan sonra insanlarda konuşma bozukluğu, hareketlerde azalma, kontrol edilemeyen tremor gibi tablolarla karşımıza çıktı. Bu da bir cıva zehirlenmesiydi. Burada konu gelmişken bir şey vurgulamak lazım. Hava kirliliği evrensel bir olaydır. Ne demek? Çernobil'deki olayın Kanada'da görülmesi demek. Değil mi? İşte Endonezya'da meydana gelen orman yangınlarının işte rüzgarın etkisiyle yayılmasıyla Güney Asya'yı etkilemesi yani demek. Yani sadece bulunduğu lokasyona evet. Zarar vermeyip aslında tüm dünyaya etkilerini evet. Gösteren zararlı. Rüzgar nereye giderse evet. Tabiri caizse çok basit bir mantıkla rüzgar nereye giderse radyoaktif madde oraya veya ormanın yangının ya da yan partiküllerin oraya. Demek ki bu facialardan sonra insanın aklını başına almaması gibi bir şey söz konusu olamazdı. İşte hepimiz başımıza bir dert geldikten sonra
tabiri caizse gözümüz açılıyor ve tedbirler almaya başlıyoruz. Ondan sonra çevre kirliliği, hava kirliliği konuları gündeme gelmeye başladı ve bugün ciddi derecede önlemler alınmaya devam ediyor. Evet, gerek belediyeler tarafından evet. olsun, gerekse yöneticiler tarafından olsun. Bunun epidemiolojik dediğimiz veri vermek gerekirse, hava kirliliğine bağlı yıllık ölüm miktarı 6 milyon civarında dünyada. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre hava kirliliğine bağlı olarak yıllık 29 bin civarında ölümden bahsediyoruz. Yalnız 29 bin civarındaki ölümden bahsederken, yine kıyaslamayla vurgulayıcı olsun diye söylüyorum, trafik kazalarına bağlı olarak meydana gelen ölümlerin yaklaşık 6-7 kat civarında bir ölüm sayısı söz konusu. Neye bağlı? Hava kirliliğine bağlı olarak meydana gelen ölümlerden bahsediyoruz. Peki hocam, hava kirliliği, yani en önemli sorulardan birisi, hava kirliliği sağlığımızı nasıl etkiliyor? Hava kirliliğimize, sağlığımıza nasıl etkilemesine girmeden önce, buyurun, hava kirliliği hangi kaynaklardan oluşuyor? Ona bir kısaca göz atalım, evet, isterseniz. Buyurun. Hava kirliliği bir ısı üretiminden kaynaklanıyor. Bir sanayileşme şeylerinden kaynaklanıyor. Ve son zamanlarda da özellikle motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlenmeler karşımıza çıkıyor. Takdir edersiniz ki bu şeyler içerisinde özellikle fosil yakıt kullanımı dediğimiz kullanımlar çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Fosil yakıt ne demek? İşte hepimizin bildiği petrol, petrol ürünleri, doğalgaz gibi uzun süre tabiatın altında kalan, atmosferle bağlantısı kesilen, oksidasyon, oksijenlenmeyle bağlantısı kesilen ve sonuç olarak hidrokarbonlardan zengin materyallerle milyonlarca yıl sonra ortaya çıkan yakıtların kullanılması söz konusu. Bunlardan bir tanesi de ne? Kömür. Kömür dediğimiz zaman ülkemizde ne akla geliyor? Biz hepimizin taş kömür dediğimiz zaman Karadeniz aklımıza geliyor. Linyit dediğimiz zaman Afşin, Elbistan aklımıza geliyor. Arkasından da Soma aklımıza geliyor. Türkiye kömür için ciddi bir üretim merkezi, evet, olan yerlerden bir tanesi. Bunun için hemen yeri gelmişken sadece kömüre bağlı yakıttan sonra oluşan maddeler değil. Örnek veriyorum. Soma'daki bir patlama sonrası işte orada kalan işçilerin de bir tabiri caizse kömürün yan etkisi olarak hayatlarını kaybettiğini düşünebiliriz. Bunlardan başka bir de az sonra yine belki biraz daha girişine, derinlemesine konuşacağımız dış ortam ve iç ortam hava kirliliklerinden bahsedebiliriz. Peki bunlar sonrası ne oluyor, neler üretiliyor da kabaca insan sağlığını etkileyen neler salgılanıyor? Bunları karbon monoksit, ozon, metan, kükürt dioksit, azot dioksit, karbon siyahı dediğimiz is. Ondan sonra en önemli şeylerden bir tanesi partikül madde dediğimiz madde ki bunun iki tanesi çok gündeme geliyor. Partikül maddeler, yani bizim nefes yoluyla etkileyen partikül şeklindeki materyallerin mikron çaplı çaplarına göre 2,5-10 olarak değerlendirilen iki tipi var. Bunun dışında işte az önce söyledik kurşun, civa zehirlenmeleri, kurşun, polisektik aromatik hidrokarbonlar, benzenler, asit aerosolleri, nitrik asit ve sülfürik asit gibi asit yağmurlarında bahsedeceğimiz asitler genellikle dış ortamda meydana gelen hava kirliliklerinin nedenleri veya ajanlar olarak karşımıza çıkarken iç ortamda biraz daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. İç ortam hava kirliliği dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Biz günlük hayatımızı nerede yaşıyoruz? Çok büyük bir bölümü evimizde yaşıyoruz. Evimizde yaşıyoruz. Yani dışarıdaki fabrikalar her yere etkiliyor. Kömür santralleri, termik santraller işte her yere etkiliyor. Yani genel olarak bütün coğrafya etkiliyor ama kendi evimizdeki ortam ne oluyor? Bizi bireysel olarak etkiliyor. Buradaki sizin içerideki formikadan tutun, mobilyaların içerisindeki maddelerden tutun, sizin evdeki ısınma materyallerinizden tutun, yemek pişirme araçlarınızdan tutun, klimalarınızdan tutun, temizliğinden tutun, ürettiği maddelerden tutun. Ya da bunların sigara içerisinde, da dahil değil mi hocam? Aynen. En çok etkilerden bir tanesi. İç ortamda da dış ortamdan biraz farklı olarak radon, asbest, formaldehit,
karbon monoksit, azot dioksit gibi maddeler ortama salgılanıyor. Bunu sigaraya eklersek zaten sigara başlı başına bir kendi 4000 partikül salgılanan, bunun en az 50 tanesi karsinojen olduğu kabul eden, yani kanser yapıcı olduğu kabul eden bir maddeden kabul ediyoruz. Burada kısa bir örnek vermek gerekirse mesela radon dediğimiz bir madde, radon işte uranyumun parçalanmasıyla ortama çıkan bir madde. Bir radyoaktif madde. Peki bizi nasıl etkiliyor evde? Bizim evin yapımı esnasında özellikle baton malzemelerin üzerindeki radyoaktif maddelerin değişmesi sonrası radon gazı ortaya çıkıyor. Bu radon gazı özellikle zemin katlarda veya ilk katlarda oturan şahıslarda, yani evlerde daha fazla karşımıza çıkması nedeniyle sıklıkla bu tip radon etkilerinden, radyoaktif madde etkilerinden korunmak için çok basit olarak günde 15 dakika kadar evinizi havalandırın diyorlar. Hangi saatlerde daha çok öneriyorsunuz hocam? Özellikle bunu, sabah ve akşam saatleri derler ama. Ne zaman olursa olsun ama en az 15 dakika havalandırman diyor. Burada ev manasında, yani çok sağlıklı bir ev ortamı düşünürseniz ahşap tipi evler tavsiye ediliyor. Ama 2016 yılındaki bu şartlarda herkesin nasıl bir ahşap ev sahibi olabileceğini tartışmak gerekir. Evet. Bunlar içerisinde bir tane önemli noktalardan bir tanesi ne? Asbest dediğimiz madde. Bu asbest genellikle Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Neden Anadolu'da karşımıza çıkıyor? Asbest Anadolu'da dam toprağı olarak bilinir. Veya duvar, bizim duvarlardaki badana maddesi olarak bilinir. Yani ak toprak, ceren toprağı olarak bilinir. Yani halk gider, o toprağı alır, gelir, duvarını boya badana yapar. Veya damın üzerine o toprağı atar, işte onu özel aletlerle sıkıştırır. Günlük hayatı ondandır. Ama asbest olduğunu bilmez vatandaş. Bu asbest de inhalasyon yolu, yani nefes yoluyla geçer ve yıllar sonra akciğer zarı kanseriyle özellikle karşımıza gelir. Ondan sonra biz soruyoruz ki işte köy hayatında bu hastalığı nereden buldu? Nereden buldu? Akciğer zarı kanseri zaten vatandaş onu bilmez ama yıllar sonra karşımıza çıkarmış. Ama son yıllarda bu şehirleşmede, son yıllarda da işte bu yeniden dönüşüm gibi yıkım hareketlerinin arttığı ortamlarda da kentsel dönüşümler dediğimiz projelerde de bu tip maddelerin artabileceği, özellikle partikül maddelerinin, yani küçük çaplı nefes yoluyla geçen maddelerin insan sağlığını etkileyebilmesi önemlidir. Burada kanserden bahsetmişken hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden birisi kanser. Biz artık Dünya Sağlık Teşkilatı grup 1 kanserojenler içerisinde hava kirliliğini kabul ediyor. Ne demek grup 1 kanserojen? Bunun Türkçe ifadesi, açık ifadesi, artık Dünya Sağlık Teşkilatı hava kirliliğini kanser yapan bir madde olarak resmen kabul ediyor. Bu deneysel, bilimsel olarak açıklanmış, ispatlanmış bir durum olarak. Yani hava kirliliği eşittir kanser etken olarak karşımıza çıkıyor. Buradan bu maddeler salgılandıktan sonra vücudumuzda ne gibi hastalıklar yapabilir sorusuna gelmemiz gerekiyorsa, sağlığımızı nasıl etkiliyor gerekirse. Nasıl etkiliyor? Burada takdir edersiniz ki dış ortama, yani atmosfer en açık organ neresi? Akciğerler. Evet. Solunum yolları. Buradan en çok etkilenen organ solunum yolları. Solunum yollarında basit bir tahrişten akciğer ve solunum yolları kanserlerine kadar geniş bir yelpaze içerisinde solunum yollarını etkiliyor. Solunum yollarında neler olabilir? Tahrişe bağlı irritan bir takım olaylar meydana gelebilir. Solunum yollarının enfeksiyonlar oluşabilir. Halk arasında işte astım tabloları provoke edilmiş olabilir. Astım krizleri artmış olabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz, yani artık toplumumuzun da KOAH dediğimiz halkımızın da artık gayet aşina olduğu, daha doğrusu bilinçli olduğu demek istediğim toplumumuza karşılaşıyor ki KOAH alevlenmeleri dediğimiz tablolara neden olabilir. Bunu nasıl oluyor? Partiküller solunum yollarıyla akciğere giriyorlar. Ne kadar küçükse PM, yani partikül maddesi çapı 2,5 demiştik ya az önce. 2,5 ile 10 diye değerlendiriyor, fazla değerlendiriyor demiştik. Özellikle 2,5 olanlar solunum yollarına girdikten sonra solunum yollarının bariyerini diyelim aşarak sisteme giriyorlar. Bir takım tıkayıcı olaylara neden olabiliyor. Solunum yollarında böyleyken bu olay sistemik dolaşıma girmek suretiyle kalp damar sistemi hastalıklarına da neden olabiliyor.
Yani sadece göğüs hastalıkları, akciğerle değil. Evet. Burada kardiyovasküler, yani kalp damar sistemine girdiği zaman ne yapıyor? Burada bir tıkanmalar meydana getirebiliyor, inmeler tablo olarak karşımıza çıkıyor. Damar sertliğine neden olarak bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Buna bağlı olarak tansiyon yüksekliği, yani hipertansiyon, hipertansiyon sonrası kalp yetmezliği tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Yani şahıslarda, toplumda göğüs ağrılarında artış, anjina pektoris dediğimiz tablolarla beraber kalp krizi insidansı artıyor. Bu kardiyovasküler hastalıklarda böyleyken diğer bir bölüm olarak da nörolojik hastalıklara, yani nörovasküler sistem hastalıklarına meydana gelebiliyor. Ha, buradan gelmişken nasıl yapıyor yani? Bir, bu yabancı hava kirliliğine neden olan maddeler vücuttaki reseptör dediğimiz bir takım bölgeleri uyarmak suretiyle arkadan oksidatif stres dediğimiz bir tablo. Bu oksidatif stres, yani enflamasyon, oksidatif stres. Bunu şöyle kısaca cevap vereyim. Burada halk arasında artık son yıllarda meşhur ilaç kullanımlarda artış, antioksidan kullanıyorum hikayeleri var ya, işte bu oksidatif stres dediğimiz olayın karşılığında tabiri caizse kullanılıyor. Veya enflamasyon dediğimiz tablolarla bunlar meydana geliyor. Nörolojik hastalıklarda da başta inmeler olmak üzere hastalarda, Parkinson'da, Alzheimer hastalığında, demansta, düşünsel, davranışsal fonksiyon değişikliklerinde ciddi yan etkileri olduğu biliniyor. Bunun dışında en önemli etkilediği konulardan bir tanesi ne? Çocuklar, hamileler ve çocukluk çağı hastalıkları. Ciddi derecede hava kirliliğine bağlı ölümlerin en büyük rastladığımız yaş grubu 5 yaş altı grup. 5 yaş altı grupta, yani çocukluk çağında veya intratüreal, yani ana karnındaki durumda solunum yoluyla alınan olayların bir kısmı çocuktan geçmesi söz konusu olabiliyor. Çocuklarda gelişim geriliği, erken doğum, prematüre doğumlar, düşük doğum ağırlıkları, preeklampsi gibi hastalıklar karşımıza daha fazla çıkıyor. Eğer çocuklar hava kirliliği oranı yüksek oranı olan alanlarda, sahalarda neyse, yerleşim alanlarında yaşadıkları zaman bu akciğerlerde gelişme geriliğini ciddi olarak görüyoruz. Ki en çok da aslında çocukların ihtiyacı var. Sağlıklı ortama temiz havaya, değil mi hocam? Hava kirliliğini zaten grup olarak, yani popülasyonda en çok etkilediği grup yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar. Bu saydığımız solunum hastalıkları, kalp damar hastalıkları, nörolojik hastalıkları çocuklardan başka çok ilginç olarak benim de ilgimi çektiği için söylüyorum. Hava kirliliğinin en önemli şeylerden bir tanesi gözde katarak miktarını artırıyor. Yani bu nasıl gözde görmek hani direkt gözde temas şey olduğu için katarak oranları aslında ilk temas, bu toplamlarda temas, direkt tabii, yani çok ciltle beraber. Hı hı. Buradaki hava kirliliğinin en önemli şeylerinden bir tanesi de ne olabilir? Özellikle az sonra işte ultraviyoler ışınların falan filan şey yapmasıyla, atmosferik değişiklikler, iklimsel değişiklikler olması nedeniyle cilt kanserleri karşımıza çok daha fazla çıkmaya başlıyor. Evet hocam, ben müsaadenizle yine ekranları başına yeni geçen izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Sevgili AzTV Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konu VM Medikal Park Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Sayın Ramazan Köylü. Kendisiyle hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri üzerine konuşuyoruz. Ve bir diğer soruma geçmek istiyorum hocam. Müsaadenizle demin fosil yakıtlardan bahsetmiştik biraz ama ben biraz daha bu konuya özellikle değinmenizi istiyorum. Örneğin bizim şehrimizde durum nedir? Fosil yakıt tüketimi konusunda. Fosil işte hidrokarbon kaynaklı kömür, doğalgaz ve bunlardan bahsetmiştik. Burada kömür ana etkenimizdi ve Türkiye'de de çok kullanılaydı. İşte Bursa'da da son yıllarda 1 milyon civarında ısınmaya gerektiren yani ev olduğunu düşünürsek bunların %65 civarında son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak doğalgaz kullanmaktaydı. Ancak doğalgaz fiyatlarındaki artış,
işte bir takım yerel yönetimlerin kömür dağıtımları gibi nedenlerle bu %55'e kadar düştü. Bursa'da şu anda %65 civarındaki doğalgaz tüketimi toplumda %55'e, bunun kalanında %45'i de kömür tüketimiyle karşımıza çıkıyor. Bu kömürün işte doğalgaz şeyde hepimiz duyuyorsunuz mutlaka, baca zehirlenmeleri. Kış aylarında özellikle bizim şehrimizde çok üzülerek ifade ediyorum ki yani her sene bu tekrarlanır tarzda, üzücü tarzda ölümlere neden olan bir karbonmonoksit zehirlenmeleriyle karşımıza gelen tablolar gözüküyor. Bursa'daki şey olarak, genel durum olarak birkaç bilgi daha vermemiz gerekirse, buradaki şeyden, hava kirliliğine neden olan önemlilerden bir tanesi ne demiştik? Araçlarla meydana gelen, egzoz gazlarıyla meydana gelen kirlenme demiştik. Bursa son yıllarda işte trafik gittikçe artan, trafik problemleri artan bir şekilde artan. Ama yılda 50 bin civarında Bursa trafiğine çıkan yeni araçtan bahsetmemiz lazım. Yılda 50 bin yeni araçtan bahsediyoruz. Burada az sonra ölçümlerden bahsedeceğiz. Türkiye'deki yapılan ölçümlerde en çok hava kirliliği olan illeri sayacak olursak Iğdır, Şırnak, Afyon gibi iller. Bundan sonra da Türkiye'de Bursa'da hava kirliliği yönünden nüfusu gibi 4. sıralarda bazı konularda yer almakta. Nihayet bir Bursa'yı sanayi şehri olarak değerlendirirsek bunun kaçınılmaz bir sonucu. Sürpriz bir rakam değil aslında, değil. Bir. İki, Bursa'nın genel hava kirliliğini karşılaştırmakla beraber Bursa'da 9 civarında ölçüm merkezi var. Hava kalitesinin ölçüm merkezi. Evet, lokasyona görüyoruz. Burada Bursa'nın il çapında bildiğim kadarıyla 9 tane ölçüm merkezi var. Bursa çapında da değerlendirdiğimiz zaman en çok hava kirliliğinin olduğu yer İnegöl ilçesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi düşünün ki İnegöl'deki hava kirliliğini düşünün, bir de Harmancık'taki kirliliği düşünün. Bunun ikisinin bir olması söz konusu, aynı olduğu olması bekleyemeyiz. Mutlaka. Merkezde olduğunu kabul edelim. Merkezde de bir DOSAP sanayi bölgesini düşünün. Hı-hı. Bir de heykeli düşünün. Yani heykelde daha ziyade barınma ile ilgili bir takım hava kirliliklerinin olduğu bir şehirdeki işte trafik kirliliğinin, egzoz gazı kirliliğinin olduğunu düşünebiliriz ama DOSAP'ta neyi düşüneceğiz? Bir endüstriyel sanayileşmenin meydana getirdiği kirlenmeleri şey olacağız. Demek ki Bursa'yı aldığımız zaman Bursa'nın bir genel ortalaması alıyoruz. Yani istatistik olarak karşılaştırdığımız zaman düşünürsek. Bursa'nın genel durumu böyle. Peki yine sormak istiyorum. Hangi kriterlere göre hava kirli diyoruz? Hangi ölçümler yapılmakta? Evet. Şimdi çok güzel bir konuya geldik. Bugüne kadar havayı kirleten 187 civarında madde tespit edilmiş. Bunlardan en çok karşımıza çıkan 30 tanesi söz konusu. Bu 30 tanesi de istatistiksel olarak değerlendirildiği zaman 68 iş kokolunda karşımıza çıkıyor. Burada demek ki hava kirliliği yapmasını beklediğimiz 187 tane ne var? Madde var. Hı hı. Hava kirliliğine o zaman tabiri caizse 187 tanesini ölçmemiz lazım değil mi? Bugün Türkiye'de 81 ilde sadece 2 tane hava kirliliği yapan madde ölçümü yapılmaktadır. Nedir bunlar? Partikül madde 10 ve kükürt dioksit. Demek ki 2 madde ölçülüyor 187'de Türkiye'de. Bu ölçümler içerisinde en temiz havanın da Çankırı'da olduğu söyleniyor. Ama burada bir ölçüm nerelerde yapılıyor? Az önce lokalizasyon coğrafik olarak söylemiştik. İki, hangi kriterler alınarak hava kirliliği var, kabul ediliyor? Bunun için şuradan size bir iki rakam okumak istiyorum. Çünkü bu önemli bir şey. Burada hava kirliliği olan partiküllerin ölçümü için alınan normal değer kriterleri dünyada 3 tane. Bir tanesi Dünya Sağlık Teşkilatı'nın belirlediği kriterler.
2. Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterler. 3. Ulusal olarak bizim kendi ülke olarak belirlediğimiz kriterler. Şimdi mantıken düşünmek gerekirse Dünya Sağlık Teşkilatı kriterlerinin göz önüne alınması gerekir değil mi? Ama Avrupa Birliği de ne hikmetse kendi kriterlerini belirlemiş. Örnek veriyorum. 24 saatte metreküpteki mikrogram bazında kükürt dioksit ve partikül madde 10 için örnek vermek gerekirse Dünya Sağlık Teşkilatı örnek veriyorum partikül madde 10 için Dünya Sağlık Teşkilatı 50'ye kadar normal kabul etmiş. Avrupa Birliği de 50'ye kadar kabul etmiş. Biz ama ulusal değerler olarak 90 olarak kabul etmişiz. 2. Kükürt dioksit için aynı kriterleri göz önüne aldığımız zaman Dünya Sağlık Teşkilatı 20'ye kadar kabul ediyor. Avrupa Birliği 125'e kadar kabul ediyor. Biz ulusal değer olarak 225'e kadar normal kabul ediyoruz. Şimdi kükürt dioksit değerini göz önüne aldığımız zaman Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre en az 10-11 kat üstündeki bir rakamı biz normal olarak kabul ediyoruz. 1. 2. Avrupa Birliği kriterlerini nasıl değerlendireceğiz? Yunanistan'da da hava kirliliği ölçümü yapılıyor. Efendim şeyde de yapılıyor. Söyleyin. İspanya'da da yapılıyor. Danimarka'da da yapılıyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde değişik yapılıyor. Bir ülkelerin kendi ortak değerleri, kendi az önce söylediğimiz gibi kendi işlerindeki değerler. Örneğin Almanya'daki Bremen Havzası'ndaki bir değerle Bonn merkezindeki bir değerin ortalamalar alındığını düşünün. Bir de Avrupa ülkelerinin genelinde ortalama aldığını düşün. Yani biz Yunanistan'ın Atina'sıyla karşılaştırmıyoruz. Yunanistan'la karşılaştıramıyoruz. Avrupa Birliği'nin ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. O zaman durumun ne kadar daha ciddi olduğu farklar gösterebileceğini anlamış bulunuyoruz. Evet, peki bu alınan işte bizim ülkemizde öngörülen değerler. Şu an siz değerlendirdiğimiz zaman bizim sağlığımız açısından riskli sınırlarda mı? Kesinlikle. Evet, sağlığımız açısından riskli sınırlarda. Evet. Bir diğer soruya geçmek istiyorum hocam. Kyoto protokolü diyeceğim. Uluslararası anlamda yapılan önlemler diye sormak istiyorum. Ben evet. Şimdi dünyadaki bu gelişmeler sonrası tabii bu olayların karşısında önlem almamak gibi bir şey söz konusu olamazdı. Bu olay da Birleşmiş Milletler nezdinde değerlendirildi ve Birleşmiş Milletler'in çevre ve hava kirliliği iklimleri denetleme organizasyonu çerçevesinde değerlendirildikten sonra 1997 yılında bir Kyoto protokolü imzalandı. Kyoto protokolü neyi öngörüyordu? Ortama salınan sera gazlarının başlıca karbondioksit olmak üzere sera gazlarının kontrol altına alınmasını veya sınırlandırılmasını göz önüne alıyordu Kyoto protokolü. Burada sera gazları kavramı gündeme geliyor. Bu sera gazları gündeme geldiği zaman öncelikle 6 tane gazdan bahsetmek lazım. Bunlardan bir tanesi karbondioksit, diğerleri metan, nitrik oksit, hidroklorofluorokarbonlar, perfluorokarbonlar ve sülfür, heksafluorit dediğimiz gazlardan bahsediyoruz. Bu gazların özelliği atmosferde ısı tutma ve geçirme özellikleri olan gazlar olması. Bunların özellikle karbondioksit bunlar içerisinde en önemlisi yapılan ölçümlere göre 1850 yılındaki karbondioksit oranı 280 ppm iken 2000'li yıllarda bugün bu değer 400 civarına kadar yükselmiş vaziyette. Bunu artık bizim otomatik tabiri caizse benzetmek gerekirse elektrik sayaçları nasıl çalıştığı zaman devamlı döner ya rakamlar hızlı artar. Bugün dünyada da bu ölçümler yapılmaktadır. Yani atmosfere salınan karbondioksit miktarı artık dakika dakika gözler önünde salmak. Bu neyi sağlıyordu? Küresel ısınma ile ilgili problemleri sağlıyordu. Küresel ısınma ne olacak? İki gün sonra küresel ısınma olursa buzullar işte
eriyecek, su seviyeleri yükselecek. Hı hı. Bazı bölgelerde kuraklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde su baskınları olacak. Üretim, toprak dengesi baştan aşağı bozulacak. O zaman Birleşmiş Milletler küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleye yönelik bir uluslararası çerçeve çizmek istedi. Yani bu konudaki tek çerçeve bu Birleşmiş Milletler'in şeyi. Bu konuda Kyoto protokolüne 160 ülke imza attı ve hedeflemede sera gazlarının salınımının %55'ten daha altına çekilmesiydi. Bu 1997 yılında imzaya girdi ve 2005'te yürürlüğe girdi. Buradaki olayla salınan sera miktarı, sera gazları miktarının %5'in altına indirilmesi planlanmakta. Türkiye'de ülke olarak yani bir dünyada bir ülke olarak bu protokolün dışında kalamazdı. Türkiye 2009 yılında bu protokolü onaylayarak meclisinden geçerek protokolün içerisine girdi. Ancak buradaki bir takım işte gelişmiş ülkeler, birinci grup ülkeler, gelişmekte olan ikinci grup ülkeler gibi ve bunların bir takım yükümlülüklerinin söz konusu olan bir sistem var bu Kyoto protokolünde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2014 ile 2018 yılları arasında Kyoto protokolü ile ilgili herhangi bir mükellefiyete henüz söz konusu olmayan, bunu diğer bir ifade tarzıyla da Kyoto protokolü ile ilgili yükümlülükleri 2018'den sonra yerine getirmesi gereken bir ülke olarak karşımızda duruyor. Hocam konumuz derin ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah başka bir programda tekrar sizleri konuk etme İnşallah. Şansımız olur. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Bu Bursa gününde kısa, mümkün olduğu kadar vurgulayıcı, eğer halkı bilgilendirici manada bir takım şeyler konuşabilmişsek ne kadar güzel. Sonuç olarak da bir cümle sağlığını söylemek Buyur gerekirse hocam. Herkese temiz hakkı, temiz hava hakkının olduğu, temiz havayı soluyan bir dünya. Evet. Dileyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili Aztevi Sağlık Hattı izleyicilerim. Programımızın bugünkü konu VM Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Sayın Ramazan Köylü'ydü. Kendisiyle hava kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkileri üzerine konuştuk. Haftaya bir başka programda yepyeni konuklarımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.